Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'de yapılacak atış ve askeri eğitimler için farklı sahalarda toplam 9 yeni NAVTEX mesajı yayınladı. Eğitimler Kuzey Ege, Marmaris ve Antalya açıklarında gerçekleştirilecek. Bakalım Yunanistan şimdi ne yapacak? Türk Deniz Kuvvetleri, Mavi Vatan'da faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Sismik ve sondaj arama gemilerine koruma görevini başarıyla sürdüren donanma, Ege ve Doğu Akdeniz'de bir dizi askeri eğitimler icra edecek. Türk Deniz Kuvvetleri, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, Antalya ve İzmir istasyonları üzerinden önceki gün 7 Ocak'ta bir dizi NAVTEX duyurusunda bulundu. Buna göre 11-14 Ocak arasında 9 farklı sahada arama kurtarma, atış ve askeri eğitimler gerçekleştirilecek. Ege'de yapılacak eğitimler için 3 NAVTEX mesajı yayımlandı. Buna göre 12-14 Ocak arasında atış eğitimi, 12 Ocak'ta ise askeri eğitimler Kuzey Ege'de Gökçeada açıklarında yapılacak. Doğu Akdeniz'deki faaliyetler ise Antalya, Kaş, Marmaris ve Fethiye açıklarında gerçekleştirilecek. Ege'de 6 Ocak sabahı Kardak kayalıklarında kara suyu ihlali yapan 2 Yunan sahil güvenlik botu, Türk sahil güvenlik botları tarafından yapılan manevralarla engellenmişti. Engelleme sırasında botlar arasında sürtünme yaşanmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in kendisine gönderdiği mektuba cevaben bir mektup yazdı. Tatar, mektubunda Kıbrıs'ta iki taraf arasında bir ortak zemin olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılacak gayri resmi ve 5+BM formatında bir toplantıyı desteklediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşı için Kıbrıs'ta ve bölgemizde hüküm süren yeni koşullar ışığında iki taraf arasında eşit, uluslararası statüye sahip iki egemen devlete dayalı bir işbirliği ilişkisi kurulmasını amaçlıyoruz ifadelerini kullandı. Kıbrıs'ta federal bir çözüm arayışının 10 yıllardır devam eden bir süreç olduğunu aktaran Tatar, Birleşmiş Milletler eski genel sekreterlerinin tüm uzlaşı, çaba ve girişimlerinin Kıbrıs Rum tarafınca engellendiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Tatar, Crans-Montana'da Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye'nin ortaya koyduğu tüm esneklik ve iyi niyete rağmen Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan bir çözüme varma niyeti olmaksızın uzlaşıyı engelledi ve statükoyu devam ettirmeye çalıştığı ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs meselesi için görevlendirdiği Jane Hall Lutton, Aralık ayında adaya yaptığı ziyaret sırasında görüştüklerini hatırlatan Tatar, görüşmede Kıbrıs'ta ve bölgedeki yeni koşullar ışığında iki taraf arasında eşit, uluslararası statüye sahip ve iki egemen devlete dayalı bir işbirliği ilişkisinin kurulmasını amaçladıklarını izah ettiklerini belirtti. Tatar, Kıbrıs'ta müzakere sürecinin Crans-Montana'da bırakıldığı yerden yeniden başlamasının söz konusu olmadığını belirterek, yeni ve ortak bir zemine dayalı bir sürecin sonuç odaklı ve anlamlı olabilmesi için zaman takvimli olması gerektiğini vurguladı. Kıbrıs Türk tarafının fikirlerini sadece ileriye dönük bir yaklaşımla tasarlamadığının altını çizen Tatar, aynı zamanda yalnızca 3 yıl sürmüş başarısız 1960 Ortaklık Cumhuriyeti deneyimini de tekrarlamamak açısından sürdürülebilirlik unsurunun dikkate alındığını belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, belirtilen zeminde Kıbrıs sorununu ortadan kaldırmanın, bölgesel güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edilmesine yardımcı olacağını ve Doğu Akdeniz'de kucaklayıcı bir vizyon oluşturulmasının yolunu açacağına vurgu yaptı. Tatar, Doğu Akdeniz'deki doğalgazın Türkiye'ye ve Türkiye yoluyla Avrupa'ya nakletmek için bir denizaltı boru hattı inşa etmenin ticari olarak en uygun seçenek olduğunu da ifade etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini adada egemen eşitlik ve iki devlete dayalı işbirliği formülüne açık fikirlilikle yaklaşmaya ve Kıbrıs Rum tarafını da aynı tutum içinde olması için ikna etmeye yardımcı olmaya davet eden Tatar, Kıbrıs sorununu müzakere yoluyla çözme çabalarında bir dönüm noktasındayız. Sorunu nihai bir çözüme kavuşturmak için bir fırsatı değerlendirerek azami çabayı göstermenin ilgili herkesin sorumluluğu var değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlı faaliyetleri Avrupa ve Yunanistan kadar İsrail'in de gündeminde. Makor Rishon gazetesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Orta Doğu ve Akdeniz'de Türkiye'nin egemenlik sınırlarını ve ticaret yollarını genişletmek için Türk Hilali taktiğini uyguladığını yazdı.
Haberde Türk Hilali olarak uygulandığı belirtilen bölgesel politikanın Suriye'nin kuzeyinden başlayıp Kuzey Kıbrıs'tan geçerek İsrail'e kadar uzandığı belirtildi. Türkiye'nin bu taktikle Libya'yı da eksenine katarak Akdeniz'deki ticaret yollarında İsrail'e rakip olacağı belirtildi. Gazetede Türkiye'nin İsrail'e Akdeniz'de meydan okuyacağı belirtilerek, Türkiye, Libya'daki bir Türk deniz üssü şeklinde nüfuzunu genişletirse, uluslararası ticaretin %90'ını Akdeniz üzerinden aktaran İsrail'e meydan okuyabilir uyarısında bulundu. Türkiye'nin Lübnan'da da yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiğini belirten Macorishon gazetesi, geçtiğimiz yıl Lübnan'da yaşanan patlama sonrası liman restorasyonu ve yeni limanların inşası için ülkede daha fazla Türk şirketinin boy göstermeye başladığını yazdı. Bu durumun Akdeniz'deki Türk nüfuzunun artmasında önemli bir etken olduğuna değinildi. Öte yandan Macorishon'da İsrail ve Türkiye arasındaki sorunların çözüme kavuşması gerektiği ve iki ülkenin Akdeniz'de kurulabilecek yeni bir dostluk ikliminin mimarı olabileceği ifade edildi. Filelefteros gazetesinin haberine göre ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf'la Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulidis bölgedeki ortak tehditlerle mücadele yetisini artırmak ve istikrarı sağlamak amacıyla Kıbrıs Rum kesiminde niyet bildirisine imza attı. İmza töreninde konuşan Rum Bakan Christodoulidis, Wolf'un Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ziyaretinin ABD ile Rum Yönetimi arasındaki işbirliğinin son dönemde ne kadar ilerlediğinin kanıtı olduğunu iddia etti. Christodoulidis, Wolf'un ziyaretinin Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'de bölgesel güvenliği etkileyen önemli gelişmelerin yaşandığı bir döneme denk geldiğini, Amerikalı yetkililerin son dönemde sürekli gerçekleştirdikleri ziyaretlerin işbirliği için yeni ve dinamik koşulların oluşmasını sağladığını savundu. Görüşmede Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeler hakkında da Wolf'a bilgi verdiğini ifade eden Christodoulidis, Rum kesiminde önceki gün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile ABD arasında Eylül ayında imzalanan anlaşma gereği Kıbrıs Kara, Açık Deniz ve Livan Güvenliği Merkezi Güvenlik ve Savunma Eğitim Merkezi'nin temellerinin atıldığını da hatırlattı. Wolf da ABD ile Rum Yönetimi arasındaki ilişkilerin hiçbir zaman şimdiki kadar güçlü olmadığına inandığını ifade etti. Görüşmede Doğu Akdeniz'deki ortak güvenlik sorunları ve istikrarın sürdürülmesi gibi konuları ele aldıklarını kaydeden Wolf, tehditlerin bertaraf edilmesi konusunda güçlü işbirliğine gidilmesinden gurur duyduğunu söyledi. 2017 yılında Doğu Akdeniz'de petrol ve hidrokarbon arama görevine başlayan Oruç Reis, 2020 boyunca görevine devam etti. Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bir fırkateyn liderliğinde 4 korvet Oruç Reis'i koruma görevini üstlendi. Bir denizaltı da faaliyetlere destek verdi. Oruç Reis'i koruyan savaş gemisi sayısı kritik dönemlerde 8'e kadar yükseldi. Zaman zaman bakım için Antalya Limanı'na dönen Oruç Reis için 15 Haziran'a kadar sürecek Navtex ilan edildi. En büyük doğal gaz rezervine sahip bölgelerden Doğu Akdeniz'deki faaliyetler sebebiyle özellikle yılın ikinci yarısında Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tansiyon yükseldi.